En son dakika 23 takipçileri bir ara vermek zorunda kaldık. Bu arada TGRT Haber'le bir irtibat haline geçtik. TGRT Haber son burada yaşananlarla alakalı kendilerine bilgiler verdik. Bundan dolayı da yayını kesmek zorunda kaldık. Tüm son dakika 23 takipçilerinden ben özür diliyorum. Onlar da sonuçta tüm Türkiye merak ediyor şu anki Elazığ'daki depremi. Onlar da bizden bilgileri almak istediler. Son dakika 23 takip ettiklerini son dakika 23 ana sayfasında da şu anda da canlı yayınımız var değerli izleyenler. Bir taraftan da onu da aktarmış olalım. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Şu an biz olay yerindeyiz. Yani şu anda Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'ndeyiz ve Mustafa Paşa'da iki tane binada yıkım var ve bu iki tane binanın şu anki durumu görmüş olduğunuz çok ciddi anlamda hasar var, işte yıkım var ve binanın altında kalan toplamda bizim edindiğimiz bilgiye göre 18 kişinin olduğu iddia ediliyor, söyleniyor. Aldığımız veriler öyle. Bu arada şunu da söyleyelim. Arka tarafta çalışmalar da yürütülüyor arka kısımda. Ve arka tarafta bir kişinin kaldığı söyleniyor. Ve bir taraftan da oradan da kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalarına devam ediyorlar. Evet, bu bilgiler nereden geldi size? Şimdi son elime ulaşan bilgiler var. Onları da ben size aktarmış olalım. Elazığ'da gelen depremden dolayı Sürsünü Mahallesi'nde 20 daireli 4 katlı bir binada 5 yaralı var. 3 kişi hayatını kaybeden var. Mustafa Paşa Mahallesi'nde, yani şu anki olay yerinde olduğumuz yerde 5'er katlı 2 bina çökmesinin neticesinde 2 tane hayatını kaybeden var. Gezin'de bir binanın çöküntüsünden dolayı 5 yaralı var. 4'ü enkaz altında hala çalışmaya devam ediyor. Üniversite Mahallesi'nde başına tabela düşmesi neticesinde bir kişinin hayatı kaybettiği söyleniyor. Bunlar Elazığ Emniyet Müdürlüğü Celal Sel'in açıklamaları, değerli dinleyenler, takip edenler. Tekrar ediyorum, şu anda bildiğim kadarıyla 14 kişi hayatını kaybetmişti. 14 kişiden Sürsünü Mahallesi'nde 20 dairelik bir binada 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 kişi yaralı var orada. Mustafa Paşa Mahallesi'nde 2 kişinin hayatını kaybetmiş denen 2 tane binanın yıkım olduğu söyleniyor ki zaten biz olay yerindeyiz şu anda. Aynı zamanda. Bir de bir taraftan da şunu söyleyelim Muhammed. Alpatekin Sente şu anda çalışmalarına devam ediyor. Yani bir taraftan da çalışmalarını sürdürüyor. Işıklandırma çalışmaları yapıldı. Daha net bir şekilde çalışmalar yapılsın diye. Evet, toplamda en son edindiğimiz bilgi, en son edindiğimiz bilgiye göre 14 kişinin hayatını kaybetmiş. Ümit ediyorum ki bu sayı artmaz. Thank you.
şuraya bağlan. Fazla artçı depremin olduğu denilermiş durumda. Tabii bir taraftan da zaman zaman aralar vermek zorundayım. Gelen mesajları takip etmemiz lazım. Çünkü bizim teknik ekip de çalışıyor bir taraftan. Canlı yayını sizlere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu anlamda onlara da çok teşekkür ediyorum Sayın Öner. Şu anda bizleri sizlerle buluşturuyor aslında. Bir taraftan tabii ki az evvel TGRT Haber'e bağlandık. TGRT Haber'den de yine bildirimiz aktardı. Resmi açıklamalara göre 14 kişinin hayatı kaybedildi. Umarız ki bu hayatını kaybedenlerin sayısı artmaz. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Yine bizim arkadaşlarımız yayına vermiş. Bakanlar da Elazığ'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajı yayınlandığını söylediler bizlere. Bakanlar da bunları da sizlere aktarmış. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi yani AFAD ekiplerin çalışmalarına devam ediyor. Yani zaman zaman sessizlik hakim oluyor burada, zaman zaman sessizlik veriliyor. Sessiz olunması isteniyor. Hangi tarafa? Bu anlamda hala görmüş olduğumuz enkazın altında bizim bildiğimiz kadarıyla 18 kişinin olduğu söyleniyor. Gece boyunca çalışmalar devam edecek. Görmüş olduğunuz gibi Muhammed ilerileri gösterirsem mesela üst kısmı tam üst kısımda yine orada çalışmalar var. Üst kısımda da çalışmalar sürüyor. Yani olay yerinde sessizlik hakim. Çalışmalar devam ediyor.
Biz depremin hemen ardından son dakika yayılmış ekibi olarak bütün arkadaşlarımız sahaya çıktılar. Burada bir tane şey Süslü Mahallesi, Ataşehir Mahallesi, Abdullahpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi. Buraların tamamını bizler gezdik. Ne var ne yok, hani olumlu, olumsuz neler varsa bunların hepsini canlı yayında da paylaştık sizlere. Ve bu sayfamızdan da oradan da paylaştık sizlere. Son almış olduğumuz bilgilerde 2 bina Mustafapaşa Mahallesi'ne yıkıldı. Hüsnü Mahallesi'nde bir binanın yan yatını gördük. Bunları da zaten paylaşmıştık sizlere daha önceki saatlerde. Tabii bir taraftan şimdi bana zaman zaman gelen mesajlar var. Onları da kontrol ediyorum. Daha çok maalesef ki olumsuz bir şekilde cevaplar geliyor ama ben onu da çok da şu an için hani net bir şey olmadığından dolayı sadece iddialar yönünde. Umarım da hani daha fazla can kaybı yok. Yani en büyük endişemiz aslında bütün Elazığlılar olarak. Tamamıyla bu yönde. Görüyorsunuz AFAD çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani yoğun bir şekilde mücadelesini veriyor burada. Tabii şu da var yani vatandaşlar da yardımcı olmak istiyor ama zaman zaman bu anlamda da zaman zaman sıkıntılar da yaşanıyor. Zaman zaman gerginlikler de olabiliyor. Ama tabii sonuç itibariyle şu gerçek ki AFAD ekiplerinin çalışması gerekiyor burada. Emniyet burada, AKUT burada, UMKE burada. Sonra itfaiye ekipleri burada. Herkes burada. Canla başla. Enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Enkaz altından kalan insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi Hitilerle şu an görüyorsunuz. Hitiler bir taraftan da çıkıyor ki ilerleyen mesela şu ileride en tepede görüyorsunuz. Orada çalışmalar var. O çalışmalarda yoğun bir şekilde orada sürüyor. Zamanı değil. Enkazı terk eder. Tabii. Yok biz şey basın ekle. Basın mı? Evet. Derken biz diğer tarafa da geçeceğiz. Sonuçta iki tane yıkılan bina vardı. Güven ona söyle ben durdum. Oğlum yardıma ihtiyacımız var. Thank you.
burada çalışmalar devam ediyor. Bazı evler aşağı kısımdaydı. Yani bir bina, ikinci bina da şurası. Devam ediyor. Afat ekipleri çalışmalarını yürütüyor. Yani görmüş olduğunuz gibi bu taraftan da burada Elazığ itfaiyesi çalışıyor. Enkaz altında kalanlar var. Az evvel de yine bir ilgili dedik. Görmüş olduğunuz gibi aslında çalışmalar sürüyor. Tabii önemli olan burada enkazı kaldırabilmek aslında. Yani enkaz kaldırdıktan sonra zaten gerisi kolay. Tabii ümit ediyoruz ki yani herhangi bir can kaybı yoktur burada. Bir taraftan çalışmalar sürüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Çatı kısmına bakarsanız bu tarafta görüyorsunuz. Hala o binada da yine yan kısımlarında çok ciddi bir hasar oluştu ki apartman boşluğunu görüyorsunuz. Mesela diyorum, çekebiliyor musunuz Ahmet? Orada evet. Merdiven boşluğu var. Boşluğunda da yani neredeyse o binada yıkılmak üzere. Son anda. Sadece köşe bina çok. Tabii burada şunu da söyleyelim, belirtelim. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yani bizim gezdiğimiz gördüğümüz kadarıyla birçok binada çatlak var. Biz bunları gördük. Hani çatlak olan binalar vardı. Evet şu an UMKE ekipleri orada bir çalışma yapacaklar. Var mı? Kimse burada dinledi. Başka var mı yıkılan yer? Kaç tane? Kaç katlı? 4 katlı. Şeyde var mı? Merkez noktasında? Yok. Orada yok. Orada peki zayiat var mı? Var mı? Alındı mı orası, tamam mı? Çalışıyor. Bu arabada bir sürü arabada. Şu arabada Yok.
araba yapmış ya. Değil mi? Ya. Ha? Sürdüğünde 4 kişi
Hop 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 h
Evet. 2 saatten fazla da buradayız ve çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan burada çalışmalar devam ederken aynı zamanda alt tarafta da biliyorsunuz yıkılan bir bina var. Mustafa Paşa Mahallesi'nde varlığı soranlar da var. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. Görüyorsunuz gibi ilk enkaz, bu da hala AFAD çalışmalarına devam ediyor. Elazığ Belediyesi var, Elazığ Belediyesi iş makineleri var, enkazı kaldırmaya devam ediyor. Elazığ İtfaiyesi burada yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Bir taraftan da tabii görmüş olduğunuz gibi çıkarılan enkazlar araçlara, kamyonlara yükleniyor. Tabii titizlikle yapılan çalışmalar son derece titizlikle yapılıyor. Şöyle arka tarafa geçelim. Malzeme aldığımız bölge yok mu? Evet, görmüş olduğunuz diğer bir yerde çalışmalar yine burada devam ediyor. Saatlerdir aslında burada ses var mı diye yoğun bir şekilde AFAD ekipleri bağırıyorlar. Sessizlik hakim oluyor zaman zaman. Sonuçta hala görmüş olduğumuz enkazın altında yaklaşık 16 kişi olduğunu biz biliyoruz. Geriye doğru çıkma. Burada çalışma var şu an. Geriye doğru çıkma. Şuradan görebiliriz. Hala AFAD ekipleri söylemiş oluyor. Biraz daha geriye doğru çıkma. Orada çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi doğrusu yayını kesmek istemem ama bir taraftan da sizleri haberdar etmek istiyoruz. Bu şekilde. 16 kişi var. Öğrendiğimiz kadarıyla enkazın altında. Bir taraftan da şimdi az evvel söylemiş olduğum gibi yayını tekrar ediyoruz ama tabii zaman zaman biz de artık zorlanıyoruz. Şimdi dilerseniz kısa bir ara yine verelim. Değerli son dakika 23 takipçileri. Kısa bir ara verdikten sonra biz yine yayınımıza kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Şu an en azından birkaç dakikalık yine görüntü verelim. Daha sonrasında yayınımızı sonlandıracağız ama demiş olduğum gibi yani sadece bir ara vereceğiz. Aradan sonra ilerleyen dakikalarda tekrar yine kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. AFAD'ın jandarmanın köpek kurtarma ekibi de burada. Tabii sonuç itibariyle bütün aslında önlemler alınmış durumda. Burada çok ciddi yoğun bir çalışma söz konusu. Sizler de seyrediyorsunuz, takiptesiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok ciddi anlamda çalışmalar var burada. Görmüş olduğum gibi zaman zaman burada sessizlikler hakim oluyor. Yani bir taraftan da bizi duyan var mı diye sesleri duyuyoruz. Çünkü enkaz altında 16 kişi var hala. Şunu da söyleyelim. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı zamanda bir taziye mesajında da bulundu. Elazığ Valiliği'nde şu an yine bir kırmızı oluşturmuş durumda. Bakanlar Elazığ'a geldiler. Bunu aktarmakta fayda var.
birçok bakanın Elazığ'da olduğunu biliyorum. En son edindiğimiz bilgi 14 tam artı mı bilmiyorum. En sonki sayı öyleydi. 14 kişinin hayatını kaybettiği. Evet. Bilgilerle çalışmalar sürüyordu. Şimdi zaman zaman dediğimiz gibi yani sessizlikler hakim oluyor. Basit işte şu anda planını da görüyorsun. Buraya mı gönderdin? Tamam. İçeriden Dilan sesini... Ben ona bağırıyorum ama ben sesini duymuyorum. Ama Dilan ona duyuyorum. Dedi o. Tamam oraya gönderdim. Söyledin mi sen sesini? Tabii abi. Şu anda planını da görüyorsun. Maksat değil. Ekibi yönlendiriyor. Bir yaşam var.
Buradayız. Çalışmalar devam ediyor sevgili izleyenler. 10 dakika yürüyüşten yayınımızı sürdüreceğiz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Afat ekipleri bir taraftan çalışırken bizler de onları seyrediyoruz. Bir taraftan da burada olacağız. Az evvel de söyledim. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Şöyle de cihazlarımızı şu an durumda çalışıyoruz. Bir yarım saatlik bir ara verelim. Bir yarım saat sonrasında tekrar yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En azından şu yarım saat kendi aparatlarımızı en azından şarj edelim. Ondan sonra tekrardan kalmış olduğumuz yerden olay yerinden. Yani deprem üstü Elazığ'dan, Elazığ merkezinden daha başa maddesinden devam edeceğiz.